24'ten mutlu günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Hemen gelişmeleri aktarmaya başlayalım. Birazdan hem piyasalara bakacağız. 24 Ekonomi Müdürü Sade Özdemir ile de gündemi değerlendireceğiz. Merkez Bankası 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıkladı. Merkez, önümüzdeki yıl 12 faiz toplantısı yapacağını duyurdu. Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirmek için para politikasındaki temkinli duruşunsa süreceği belirtildi. Merkez Bankası 2020 takvimini açıkladı. Faiz toplantı sayısı artırıldı. Temkinli duruşun gelecek yılda süreceği mesajı paylaşıldı. Enflasyonda tek hane hedefi tekrarlandı. Merkez Bankası gelecek yıl uygulanacak para ve kur politikasının operasyonel çerçevesini yayınladı. Banka 8 olan para politikası kurulu toplantı sayısını yeniden 12'ye çıkardı. PPK toplantıları Ocak 2017'de alınan kararla 12'den 8'e düşürülmüştü. Merkezin programda 2020'de de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğine dikkat çekildi. Kısa vadeli faiz politikasına destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edeceği belirtildi. Enflasyondaki iyileşme seyrine de vurgu yapan Merkez Bankası, düşüşü kalıcı hale getirebilmek için para politikasındaki temkinli duruşun süreceği mesajını verdi. Merkez Bankası'nın amacı enflasyonu önce tek hanelere indirmek, sonrasında da nihai hedef olan %5'e düşürmektir değerlendirmesini paylaştı. Küresel tarafta ise gözler Viyana'da. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün 177. olağan toplantısı bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in ele alınacağı en önemli konuların başında üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatmak veya üretim kesintisi miktarını artırmak geliyor. Petrol fiyatlarına yön veren ülkeler bir araya geliyor. OPEC üyeleri, örgütün 177. olağan toplantısı kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da buluşuyor. Örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı toplantıda ele alınacak en önemli konuların başında üretim kesintisi anlaşma süresinin uzatılması veya üretim kesinti miktarının artırılması yer alıyor. Öte yandan Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin örgütün kararına destek verip vermeyeceği de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. OPEC üyeleri Aralık 2018'de yapılan anlaşmadaysa toplam ham petrol üretimini günlük ortalama 800 bin varil düşürme kararı almıştı. Bunun 500 bin varillik kısmı Suudi Arabistan tarafından karşılanmıştı. OPEC dışı ülkelerse toplam günlük üretimi ortalama 400 bin varil azaltmaya karar verirken bu miktarında 228 bin varillik kısmını Rusya üstlenmişti. Söz konusu anlaşma Haziran'da gelecek yılın Mart ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Kritik toplantı öncesi petrol fiyatları ile ilgili de uyarı geldi. Norveç'teki Bağımsız Enerji Araştırma Kuruluşu Rystad Enerji'den yapılan açıklamada OPEC üyesi ülkelerin ve Rusya'nın ham petrol kesinti anlaşmasının süresini uzatmaması ve kesinti miktarını artırmaması durumunda Brent petrolün varil fiyatının gelecek yıl 40 dolara kadar düşebileceği vurgulandı. Küresel petrol piyasasında günlük ortalama 1 milyon varil arz fazlasının petrol fiyatlarında yaklaşık %5 düşüşe neden olabileceğine de dikkat çekilen açıklamada, bunun gelecek 6 ayda fiyatlarda %30 azalışa neden olabileceğine dikkat çekildi. Ve piyasalara gelelim sayın seyirciler. Piyasalarda bugün gözler az önce aktardığımız Merkez Bankası'nın 2020 yılı para ve kur politikası raporundaydı. Raporda gelecek yılın az önce yine bazı detayları verdiğim gibi para politikasına ilişkin ipuçları oldukça önemli. Küresel tarafa baktığımızda ise Amerika ve Çin görüşmeleri önemli başlıklar arasında. Bütün bunlar ışığında rakamlardaki son durum ne? Bakalım güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin an itibariyle baktığımız zaman 108.436 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve kurlar tarafına bakacak olursak doların 5.74-5.75 bandındaki hareketi sürüyor. Şu anda 5.76'dan işlem gördüğünü söyleyelim. Avro'da 6.39'dan işlem görüyor değerli izleyiciler. Kurlarda durum böyle.
Ve altın cephesine bakacak olursak güne yeter başlayan altının gram fiyatı şu anda 273 lira 13 kuruş ve çeyrek altında 446 liradan işlem görüyor. Birazdan piyasalar ve ayrıca altın üzerine de vakit kalırsa konuşacağız Sadi Özdemir'le. Şimdi petrol tarafında gözler yine belirttiğimiz gibi biraz önce OPEC toplantısından alınacak kararların petrol piyasası açısından oldukça önemli, fiyatlar açısından oldukça önemli. Bunun altını çizmek lazım. OPEC kararları öncesinde an itibariyle baktığımızda Brent petrolün varil fiyatının 63.02 olduğunu görüyoruz. Ve Brent petrolün varil fiyatını aktardıktan sonra faizlere bakalım son olarak ve piyasaları sonlandıralım. Tahvil %12.12, repo %21.83. Tabloda durum böyle. Ve yine devam ediyoruz ekonomi gündemiyle. Dünyanın en fazla turist ağırlayan 10 şehri arasında yer alan İstanbul'u 10 ayda 12 milyondan fazla turist ziyaret etti. Turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %11.91 oranında arttığı görüldü. Mega kenti en fazla ziyaret edenlerse Alman turistler oldu. Dünyada en fazla ziyaret edilen kentler arasında yer alan İstanbul'a turist akını sürüyor. Megakent yıl sonu 15 milyon turist hedefine bir adım daha yaklaştı. Yılın ilk 10 ayında İstanbul'u 12 milyondan fazla yabancının ziyaret ettiği açıklandı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Ekim döneminde kente gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %11.91'lik artış kaydetti. Böylece İstanbul 10 ayda 12.690.376 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu son 5 yılın en yüksek rakamı olarak da kayıtlara geçti. Bu dönemde İstanbul'u en fazla tercih edenler Almanlar oldu. 965.115 Alman turist İstanbul'u ziyaret etti. Almanya'yı sırasıyla 774.682 kişiyle İranlılar, 595.847 turistle Iraklılar, 586.317 kişiyle de Ruslar takip etti. Ocak-Ekim döneminde İngiltere'dense 421.292 turist İstanbul'u tercih etti. Sayın seyirciler, ihracatın lokomotifi otomotiv sektörü Kasım ayında 2.7 milyar dolarlık ihracatı imza attı. Sektörün ihracatı geçen yıla göre bakıldığında %2.7 düşüş kaydetti ancak buna rağmen bu rakam en yüksek 2. Kasım ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. İhracatın lokomotif sektörü otomotivde toparlanma sürüyor. Sektör en iyi 2. Kasım ayı performansını ortaya koydu. Türkiye ihracatındaysa yine ilk sırada yer aldı. Otomotiv ihracatı 11. ayda geçen senenin aynı dönemine göre %2.7 oranında daraldı. Böylece 2.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. Otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay ise %17 olarak kayıtlara geçti. İhracatta Afrika ülkelerine %20, Orta Doğu ülkelerine de %52 artış yaşandı. Geçen ay Türkiye'nin otomotiv ihracatında lider ülke ise yine değişmedi, Almanya oldu. Bu ülkeye 399 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 260 milyon dolarla İtalya ise bu dönemde ikinci büyük pazar olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sıradaki Fransa pazarına bakıldığında ise ihracatın 258 milyon dolara yükseldiği görüldü. Bu dönemde özellikle Hollanda, Fas, Rusya ve İsrail'e yapılan ihracattaki artış oranı dikkat çekti. İsrail'e ihracat %150, Fas'a %35, Hollanda'ya %27.5, Rusya'ya ise %21 artış kaydetti. Gündemin, ekonomi gündeminin öne çıkan gelişmelerini aktardık sayın seyirciler. Şimdi 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sadi Hoş Bey. Hoş bulduk. Öncelikle elbette Merkez Bankası'nın 2020 yılı para ve kur politikası metnine bakmak lazım şüphesiz. Evet. Öne çıkan başlıklar belli ama siz şöyle detaylandırırsanız bize neler dikkat çekiyor? Şimdi 2020 yılında para politikası kurulu toplantı sayısı 12'ye çıkacak. Evet. Daha önceden de 2017'de öyleydi zaten. Sonra 8'e düşürülmüştü. Bu neden önemli? Bu aslında normalleşmeyi ifade ediyor. Hı. Yani sonuçta para politikası kurulu her toplantında çok radikal kararlar alan bir strateji izlemiyor. Sadece piyasa açısından neye ihtiyaç varsa bazen faiz indiriyor, bazen hı hı. işte
2018'de yaşadığımız yükseliş döneminde olduğu gibi. Ayrıca sayı 12 olacak, 8 olacak, o kadar da tabii ki stratejik olarak bilinmesi önemli. Hı. Acil bir şey olursa zaten toplanabilir. O ayrı bir şey. Evet. Şimdi burada önemli olan şu. Dalgalı kur devam ediyor. Kur işimi, yani evet. Serbest piyasa ekonomisine uygun. Neden önemli? Ne anlama geliyor? Bu şöyle. Döviz fiyatı, yani kurlar piyasa şartlarında belli olur. Aşırı hareketlenmeler olduğunda Merkez Bankası ihaleler yoluyla ya da farklı şekillerde döviz satarak müdahale edebilir. Aynı şekilde devam edecek. Bu dalgalı kur rejimi bize 2001 yılında özellikle o bir geçiş programının krize dönüşmesinden sonra benimsenen sistem Sayın Kemal Derviş'in gelişiyle beraber. Çünkü önceki program kur artışını sınırlıyordu. O patlamıştı. 2001 krizi, derin bir kriz olmuştu. Dolayısıyla orada radikal bir değişiklik yok ve olmayacak. Onun dışında enflasyon hedefiyle ilgili belirsizlik aralığı 2 puan. Yani enflasyon fiyat istikrarı hedefi katı bir şekilde devam ediyor. Hatta bu konuda para politikası büyük ölçüde Merkez Bankası tarafından icra ediliyor ama maliye politikası da önemli. Maliye politikası da Hazine ve Maliye Bakanlığı ve hükümetin aldığı önlemlerle. Onun da devam etmesi gerektiği vurgulanıyor. Yani evet. Sadece para politikasıyla fiyat istikrarı ya da hedefler gerçekleşmez. Sonuçta sıkı mali disiplinin de devam etmesi gerektiğini vurguluyorlar. Demek ki bu konuda zaten hükümet tarafında da bir mutabakat var. Onun dışında dikkat çeken enflasyonun %5 üzerinde istikrar kazanması hedefleniyor. Öz eleştiri de var. Niye? Enflasyon da evet. Diyor ki bu 18 sayfalık bir metin. Evet, görece olarak enflasyonla mücadelemiz iyi gidiyor. İyileşme oldu ama benzer ülkeler, yani aslında Türkiye gibi gelişen ülkelere baktığımızda hala enflasyonumuz yüksek. Dolayısıyla az önce söylediğimiz para politikası ve maliye politikası artı Merkez Bankası'nın her durumda, her şartta alacağı yeni önlemlerle fiyat istikrarı, enflasyonun tek haneye indirilmesi, nihai olarak da %5'e çekilmesi ve o şekilde istikrarlı devam etmesiyle ilgili kararlılık devam edecek. Bu sonuçta tabii piyasada şöyle de yorumlandı. Tekrar 12 kez para politikası kurulunun toplanması iyi oldu. Neden? Çünkü daha çok piyasayla iletişim imkanı olacak Merkez Bankası'nın. Her ay neredeyse durum şudur, şu kararları alıyoruz ya da şuraya gidiyoruz, şunları uyarıyoruz şeklinde. İnşallah önümüzdeki yılı demek ki daha böyle hedeflerin tutması açısından daha sağlıklı, daha ne diyelim yoğun çalışmanın olduğu bir dönem olarak görüyorlar. Şimdi 1,5 dakikamız kaldı. Herhalde merkezle bitireceğiz bugün kahve molasını. Şöyle ki Aralık ayı merkez toplantısına çevrildi gözler. Evet. Bunu da konuşmak lazım. 12 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantıdan. Şöyle bir baktığınız zaman 100-200 arası bas puanlık faiz indiriminden söz ediliyor ama elbette sizin öngörünüz, tahmininiz nedir Sadi Şimdi var olan, gerçekleşen enflasyon Aralık ayı geldi. Aralık ayındaki aşağı yukarı enflasyonla da ne olacağı, yıllık enflasyonun belli. %12'lerde şu an faizler. %14'te politika faizi var. Sadece piyasa yine şunu söylüyor. Piyasadaki bir takım yorumcular diyorlar ki aşırı faiz indirimi olursa kur tarafına dikkat çekiyorlar. Peki Merkez Bankası aşırı faiz indirimi yaptı mı? Bu yorumculara göre yaptı. Yani daha adım adım kademeli indirir diye beklenirken aslında sert faiz indirimleri yaptı. Piyasa yine de onların tahmin ettiği sert tepkiyi vermedi. Özellikle kurlar. Dolayısıyla Merkez Bankası zaten büyük mesafeyi aldı. Riskleri aldı. Büyük mesafeyi aldı. Piyasanın görmediği şeyleri de gördü. Şimdi de en fazla 200 bas puan indirim bekleniyor. Neden öyle? Neden piyasa faizine yakın politika faiz neredeyse eşit faiz olunca bir sorun olmaz diye görebilir. Çünkü biraz da ön alıyor. Yani diyor ki ben buraya çektim. Piyasa enflasyon daha da düşebilir ki %12'nin altında bir enflasyon olacak. Ama yine de tabii hiç kimse bu konuda emin olamaz. Nasıl ki 2020 programında çok detay varsa
yine her türlü veriyi, her türlü gelişmeyi dikkate alacak. Mesela burada küresel ekonomide aslında işlerin iyi gitmediğini de vurguluyor Merkez Bankası. Dolayısıyla indirim garanti miktarıyla ilgili 200 bas puan mı 100 bas puan mı olacak o konuşuluyor. Peki. Sadi Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerlendirdiğiniz için. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.